Bana Edebiyat Yapma 10. bölüme hoş geldiniz. Öncelikle 10 bölüm oldu. Bu süreçte beni yalnız bırakmayarak az ya da çok dinleyen, değer veren tüm dostlara teşekkür ederim. Bu bölüme özel bir şarkının hikayesinden bahsetmek istiyorum. Aslında bir şarkının ne kadar derin bir anlama sahip olduğundan. Haluk Levent Üstad'ın Elfida adlı eseri. Bilmeyeniniz yoktur. Elfida, anlam bakımında gözden çıkarılmış kadın demek. Haluk Levent 10 yaşına kadar kanser olan bir kıza bu şarkıyı yazmış. Doktorlar kanser olan bu kız için ailesine gözden çıkarın, ölümü yakın deyince ailesiyle bir şekilde tanışıp bu kızı ziyaret eden ve ona destek olan Haluk Levent bu durumdan çok etkilenir. Ve bir dostuna bu durumu anlatır, dertleşir. Dostu da kendisine yani kızımız Elfida mı der. Hal böyle olunca Haluk Levent arkadaşına Elfida ne demek diye sorar ve bu şekilde kelime anlamının gözden çıkarılmış kadın olduğunu o zaman öğrenir. Şarkıyı besteler. Şarkıyı ilk ölmeden önce çalar. Hatta anlamasın diye bazı yerlerini değiştirerek söyler. Vakit gelir. Kız çocuğu hayatını kaybeder ve Haluk Levent bu kızın ailesine bir kız çocuğu yapmasını önerir. Ailesi bu tavsiyeyi dikkate almış olacak ki şu anda vefat eden kız çocuğunun ablası onun hatırasını yaşatmaktadır. Ailesi ona Elfida ismini koymuştur. Hadi başlayalım şiir okumaya. İlk olarak Mevlana'dan Etme. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi. Bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri de o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil, aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme.
Sırada Cemal Süreyya'dan Üvercinka. Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden. En uzun boynun bu senin, dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun? Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez? Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun. Eksik olma, yatakta yatmayı bildiğin kadar. Sayın Tanrı'ya kalsa seninle yatmak günah. Daha neler? Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının. Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde. Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Bütün kara parçaları için. Afrika dahil. Senin bir havan var. Beni asıl sarsan o. Onunla daha bir değere biniyor soluk almak. Sabahları acıktığı için haklı. Gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek atları gibi güzel. En tanınmış kırmızılarla açan bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Birlikte mısralar düşürüyoruz. Ama iyi, ama kötü. Boynun diyorum. Boynunu benim kadar kimse değerlendiremez. Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz. Bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Burada senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası. Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırken ki padişah gibi cesaretti. O alımlı değme kadında yok. Aklıma kadeh tutuşların geliyor. Çiçek pasajında akşamüstleri. Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor. Bütün kara parçalarında. Afrika hariç değil. Son olarak Necip Fazıl'dan Beklenen. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti, geçti istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak, bırak benim de gölgeni. Gelme artık, neye yarar? Dostlar, 10. bölümün sonuna geldik. Omzumda iz bırakma. Yüküm dünyaya yakın. Kalın sağlıcakla.